aslında hiç hesabımızda yoktu. Çünkü doğal olarak hani mesleğim yeterince vaktimi alıyor zaten. Fakat bir bilir kişimizin yani mahkeme esnasında böyle bir proje olduğundan, daha doğrusu kırsal kalkınma bölgesinde devletimizin kırsal kalkınma destekleme politikası çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir projesi olduğundan bahsetti. Ben de o anda sıcak geldi. Bu yerle ilgili toprak sahibiydim, satın almıştım. Neden böyle bir şey olmasın dedik. Önce projeyle ilgili görüşmeleri yaptık. Çok hızlı gelişti her şey ondan sonra. Hemen projeyi yaptık ve inşaata başladık. Tabii bakanlığın desteğiyle hibe karşılığı olarak da bugün bu işletmemiz hayata geçmiş oldu. Doğanın böyle gerçekten bütün güzelliklerini sunduğu bir yörede yaşıyoruz. Doğayı da severim, doğa sporlarını da severim. Doğayla haşır neşiriz. Buranın en güzel tabii insana sunduğu güzellik de bu. Doğadan kopmamış oluyorsunuz. Ayağınız hep toprağa değiyor. Kentsel yaşamın bütün o karmaşasından uzakta hayat yavaş akıyor, güzel akıyor. Ve o canlılığın içinde siz de doğayla birlikte ortak bir yaşam biçimini benimsiyorsunuz. Şavşat evet potansiyel olarak tamamen pastoral bir yer. İnsanların çok ilgisini ve dikkatini çekiyor. Ben fakülteye gittiğim zaman İstanbul Marmara mezunuyum, hukuk fakültesi. Şavşat diye ilçemin adını söyleyince telaffuz bile edemezlerdi oradaki arkadaşlarım ve işte kim nereli olduğumu soran insanlar. Ama şimdi özellikle Karagöl'ün markalaşması sebebiyle Şavşat Karagöl'ün Türkiye çapında hatta belki dünya çapında bilinen bir yer. Şu anda emekleme aşamasında diye düşünüyorum. Çünkü coğrafya zor, ulaşım zor. Tabii bütün dünyadaki bu ekonomik maliyetlerin artması sebebiyle insanların buna belki para ve vakit ayırması açımından bir takım zorluklar ve handikaplar yaşıyoruz. Ama geleceği çok açık ve çok parlak olduğunu düşünüyorum. En çok da hani turizm burada bir yerleşim, bir yer bulacaksa kendine hani güzel adımlarla başlayalım istedim. Ona ön ayak olabildiysem tabii o anlam beni mutlu edecektir, mesut edecektir, gururlandıracaktır. Çünkü böyle ucu açık ve gelişmekte olan sektörlerle ilgili güzel başlangıçlar olmazsa güzel de yol alamıyorsunuz. Belki ona bir nebze katkım olur. Hem rakım hem de doğanın sunduğu imkanlar çok fazla. Gelen gruplar zaten burada konaklamalarını sadece gece konaklama yerlerinde, otellerde alırlar. Bütün gün dışarıda, doğanın içinde yürüyüşlerdedirler. Evet, yürüyüş parkurları biraz zorlu. Buradaki çünkü malum kot farkı çok fazla. Yani sıfırdan 3000'e kadar o parkurları rahatça buluyorsunuz ama düz bir yer bulamazsınız yürümek için. Hani Evliya Çelebi bile demiş sonuçta işte kahve içecek düz yer bulamadığım yer Artvin'dir diye seyahatnamesinde. Şavşat da öyle. En güzel ama en zorlu coğrafyalarından biri. Fakat dediğim gibi doğayı seven, büyük şehirlerin o karmaşasından artık yaşamak istemeyen, sıkılan insanlar için gerçekten bulunmaz bir nimet. Daha yeniyiz. Yani üçüncü yılımız. Çok daha profesyonel değil ama butik olarak daha bir aile işletmesi. Onun için küçük gruplarla çalışıyoruz. Münferit gelen insanlarla zaten geçiş noktası evet bulunduğu yer otelimiz ama o konuda da seçici olmaya çalışıyoruz. Çünkü belli bir müşteri portföyü eğer yerleştirmezsek daha sonra bizim için zor olacaktır. Ana binamız var. Şu anda içinde bulunduğumuz 12 odamız var ana binamızda. 3 adet de bungalovumuz var, dubleks. Otelimizde genelde konaklamamız ve kahvaltı biçiminde. Ama özel gruplarımız olursa, bir istekleri olursa isteklerine göre akşam yemeği de sunuyoruz.
Yöresel talep ederlerse normal tabii bir fix menümüz var doğal olarak kahvaltıda, ama yöresel tatlar da almak istiyorlarsa kahvaltıda onları da sunuyoruz. Bizim meşhurdur peynir eritmemiz vardır. Çünkü bölgenin işte hayvanlarından ve doğasından, hayvanların otlamasından sonra elde edilen sütlerden yapılan bir peynirimiz vardır. Doğal olarak aroması da çok farklıdır. Peynir eritmesi de buranın en çok bilinen ve istenen, talep gören yöresel ürünlerindendir. Hamur işlerimiz var. Yine kahvaltıda sunulabilecek. Talebe göre tabii ki sunuyoruz. Otelimizin kendi kimliğini oluşturmaya çalışarak işletmeye çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Gelen misafirlerimiz zaten önce çok şaşırıyorlar. Beklenti muhtemelen farklıdır. İlk defa gelenler için söylüyorum. Hem otelimizin konumundan ve sunduğu hizmetten hem memnuniyetle birlikte şaşkınlık duyuyorlar. Hem de bölgenin bu kadar güzel olmasından ama keşfedilmemiş olmasından dolayı bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hatta hep İsviçre'ye benzetirler. İsviçre'den daha güzel derler. İsviçre'ye gitmeye ne gerek, ama niye bu kadar bilinmiyor? Belki o da bizim aslında eksiğimiz. Tamamlamamız gereken tanıtım konusunda evet eksiklerimiz var. Çünkü gelen insanların tepkilerinden bunu anlayabiliyoruz. İnsanların hani geldiklerinde hem gözlerini yormayacak hem de ruhlarını yormayacak bir şekilde, ama o evlerindeki sıcaklığı ve huzuru, ama aynı zamanda da konforu bulabileceği bir ortam sunmak istedik. Başarabildiysek ne mutlu. Burada şimdi inşaat sektörü her şeyden önce çok kısa. Çünkü kışları uzun ve ağır geçiyor mevsim olarak. Ona bağlı olarak tabii maliyetler de artıyor, çünkü istediğiniz her şeyi burada bulamıyorsunuz. O taşımacılık ya da zaman, size bunlar hep zorlayan ve kısıtlayan şeyler. Bu anlamda ekonomik olarak da tabii inşaat uzayınca maliyetler de artıyor. Hem devlet desteği olmasından dolayı siyasetçilerden de çok büyük yardım gördüm. Ben burada şimdi zikretmeden geçemeyeceğim. Cumhurbaşkanı danışmanımız Sayın İsrafil Kışlan'ın çok büyük katkılarını, bölgeye yatırım yapan bütün insanların içinde bana da olmak durumuyla çok büyük katkılarını gördüm. Yine aynı zamanda hem kamu kuruluşlarından büyük yardım gördüm, bir de tabii ki Kamu Bankası'ndan kadın girişimci olarak ve yatırımcı olarak büyük destek aldım. Bu dönemde geçirdiğim zorlukları da bu şekilde atlatmış oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.